Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş, koronavirüsüyle mücadele kapsamında daha önce dile getirdiği sokağa çıkma yasağı ilan edilsin çağrısını yineledi. Bence Türkiye bir ay önce sokağa çıkma yasağı koyup sokağa çıkartmadığı insanları bir ay evinde baksaydı biz bu işi müthiş bir şekilde hafif atlatmış olurduk. Ve dünyaya da örnek bir sağlık organizasyonuna ev sahipliği yapmış olurduk. Halk TV'den Fatih Ertürk'e konuk olan Savaş, koronavirüsün Hatay'da Ocak ayından beri var olduğunu söyledi. Hatay'da bu vaka 15 Ocak gibi başladı. 15 Ocak'tan sonra da devam etti. Şimdi bizim Hatay'da çok açıklanmıyor ama baktığınız zaman 3 hastanede bizim tıp fakültesinde, Antakya ve İskenderun devlet hastanelerimizde vaka var. Ben 50'nin altında olduğunu düşünüyorum. İşte 3 gün önce cumartesi günü 32 vaka var deniliyordu. Ve vakaların çoğu da ya Kıbrıs'tan gelmiş, ya Umre'den, ya İran'dan, ya işte Dubai'den, Bahreyn'den, Suudi Arabistan'dan, Avrupa'dan, İstanbul, Kocaeli'den, Kıbrıs'tan gelen hastalar çoğunluğu teşkil etmekte. Sene başından bu yana Hatay'da gerçekleşen ölümlerin koronayla aynı belirtiler taşıdığını söyledi. Ardından kendisi de o dönemde rahatsızlandığını hatırlattı. Benim geçirmiş olduğum işte Ocak sonundaki hastalık da atipik bir grip vakasıydı ve şiddetli bir vakaydı. Bizim kendi geçirdiğimizde COVID-19 vakaları arasında sayılabilir. Tabii ki 1 Nisan'da sanki yeni geçiriyormuşum gibi bir algı oluştu. Sosyal medyalardan bu yayınlandı ama sanki birileri 1 Nisan şakası yapmış gibi yeni bir olgu değildi benimki. Aralık sonunda, Ocak sonunda geçen bir hastalıktı. Tabii şiddetli, biz genç olduğumuz için, biraz da aktif olduğumuz için belki yaşlı hastalara göre daha rahat geçirmiş olabiliriz ama şu anda Türkiye'de de muhtemelen ben bu hastalıktan Ocak ayından beri hastalığı geçiren çok insan olduğunu düşünüyorum. Suriye'deki korona vakalarıyla ilgili de değerlendirmeler yaptı Savaş. Ülke dışından Suriye'ye savaşmak için girenlerin hastalık taşıdığını ve bulaştırdığını söyleyen Savaş, askerlerimiz temas etmediği için şu ana kadar üzücü bir haber almadık dedi. İdlib tarafında daha çok oraya savaşmaya gelen, İran'dan gelen insanların virüsü taşıyıp diğer insanlara bulaştırdığını duyduğumuz vakaları duyuyoruz. Tabii bizim askerlerimiz de onlardan çok temas etmediği için de şu ana kadar askerlerimizde bizi üzecek bir sonuç görmedik.